DEM Parti eş başkanı. Ama o sırada Seyhan Avşar'ın elinde bir fatura var. O faturayı gösterecektin. Evet. Pardon. Size evet, de döneceğim. Bir saniye. O sırada size dönmeden önce bir fatura ya var. Şöyle, kısaca onu anlatsın Seyhan. Deprem bölgelerinde bir karışıklık var. Yani şöyle bir karışıklık var. Şimdi Anadolu Ajansı'nın, yani devletin resmi ajansının verilerine göre elektrik ve su faturaları belirli bir döneme kadar ücretsizdi. Belirli bir dönemden sonra taksitler halinde ödenebilirdi. Hatta bir dönemde ertelendi. Ancak öyle faturalarla karşılaşıyoruz ki bugün nereye gittiysek bir fatura sorunu dinledik, değil mi? Yani işte 7.000 TL geldiğini söyleyen var, 10.000 TL geldiğini söyleyen var. Şimdi yanımda bir tane misafirimiz var. Yaşar Barutçu. Evet, bir aylık faturası gelmiş tam 230.000 TL. Bakın, bir fabrikanız olsa, bir fabrikanızın bir aylık elektrik faturası bir haneye gelmiş. Yani akıl alır gibi değil. Bu elektrik dağıtım şirketleri ne yapıyor? Denetlenmiyor mu? Bir denetim mekanizması yok mu? 230 bin lira. Evet, belirsiz. Yani bir fabrikanız olsa, bir tekstil atölyeniz olsun, aylık gelecek fatura 230 bin TL. Tam burada, şimdi kamera alır ama verebilir mi bilmiyorum. Bir saniye. Bir dakika, ben... Yani inanılır gibi değil. Enerjisa. Değil mi fatura? Evet, Enerjisa. Sayın Enerjisa, 230 bin liralık fatura. Bir açıklarsanız biz de buradan yayınlayabiliriz belki. Ve bir aylık. 230 bin lira, bir aylık fatura. Evet. Bizimki bu ve 28 milyara bağladılar aylık olarak. Normalde 230 milyar, itiraz ettiğim itirazın sonucu olarak da bana, sana iyilik yaparız. O da nedir? Hani bunu aylık olarak 28 milyara bağlarız dediler bana ve gönderdiler. İyilik taksit. Evet, o şekilde şu anda bu elimde duruyor. Bunu ve nasıl ödemem gerektiğini de bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. Aslında çok özür dilerim. İsminiz ne? Yaşar Barutçu. Yaşar Bey'in söylediği sadece Yaşar Bey'in özelinde bir durum değil. Seyhan Avşar da bugün sokakları gezdi. Yaşar Bey gibi onlarca, yüzlerce Yaşar Bey var ya da Fatma Hanım var ya da Ayşe Hanım var, Ayşe teyze var. Elektrik faturalarının altından kalkamıyor Antakya'dakiler, Hatay'dakiler. İşletmeleri olmamalarına rağmen, evleri olmamalarına rağmen bir nasıl söyleyeyim, bir tenekeden damın altında yaşarken 2000 lira, 3000 lira, işte 200 bin lira elektrik faturaları geliyor. Buradan da aktarmış olalım, altını çizmiş olalım. Bu ne halledemeyecekse aynı kayıplar gibi, bu devlet niye var diye sormak gerekiyor evet. O zaman, değil mi? Evet, bunu da söyleyeyim mi? Onu söylemeden önce istersen bekletelim. Sizi alalım çünkü Tülay Hanım da bekliyor. Sonra geleceğiz, tamam. Muhakkak geleceğiz. Herkesin doğal olarak bize iletmek istediği, daha doğrusu buradan belki dinliyorlarsa yetkilileri aktarmak istediği çok şey var. Sıraya koyuyoruz. Buyurun. Hatay Antakya'da oturuyordum ben. Oğlum İlki apartmanındaydı. Zaten ilk dakika içinde yerle bir oluyor apartman. Yetişene kadar ben zaten 1,5 saat geçiyordu. Oğlum, gelinim ve torunum 5 yaşında Asel. Onları bulamadık. Bir hafta boyunca biz enkazı deştik, yok. Enkaz bittikten sonra müracaat ettik, yine enkazı tekrar taradık, yok. Alel acele kaldırılmak istedim daha birkaç ay geçmeden. İtiraz ettik ama elimizden bir şey gelmedi. Yine tarattırdık kaldırılırken. Yine de yok. Sonra afatçılarla oraya kurtaran ki, bizden önce gelenler tabii ilk 1,5 saat içinde. Oradan yaklaşık 10 kişiyi kurtardıklarını. Beyaz bir minibüs oradan yaklaşık 15 kişi yine kurtarmış. Bizim çocuklar onlarla beraber gittiğini biz tahmin ediyorduk. Ama benim gezmediğim bir hastane kalmadı. Yurtlar kalmadı. DNA'dan eşleşmedi. Öldülerse benim çocuklarım nerede o zaman? Bir DNA'dan eşleşmez mi? Bir yılda bir DNA mı eşleşmez? Hala şimdiye kadar fetih kabir yapılmamış. Hala var. Kimsesiz mezarlar var. Geçenlerde bir açıklama yapıldı zaten. Hala gelininizi, oğlunuzu ve evet, torununuzu arıyorsunuz. İlki apartmanda 28 kayıp. Siz neden şüpheleniyorsunuz? Yani bir yerlere götürülmüş olabilir, hastaneye götürülmüş olabilir. Yani yanlışlıkla başkası alıp defnettiyse şimdiye kadar eşleşme olmayacak mı? Evet. DNA verdik biz. Ailece DNA'mızı verdik. Herhangi bir eşleşme yok. Evet. O apartmanda 28 kişi hala kayıp. 28. 8'i çocuk bunların. Geçen günlerde Sayın Bakanımız diyor ki
Yani Türkiye'de kayıp bir tane çocuk bile yok. Sadece oğlumun apartmanında 8 çocuk var. Toplam 28 kişi ama bunların içinde 8'i çocuk. Evet. Nerede bunlar o zaman? Evet. Bu insanlar yalan mı söylüyor? Ben yalan mı söylüyorum? Estağfurullah. Estağfurullah. Yalan, insan evladından ilgili yalan söyler mi? Benim torunum verdi o zaman ya. Tabii. O da çocuk değil mi? 5 yaşında çocuk. Peki. Bulsunlar o zaman çocuklarımızı. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi ki acınızı tabii ki paylaşıyoruz ve buradan herkese de paylaşmak istedik. Gördüğünüz gibi kayıp çocuklar, kayıplar en önemli meselelerden biri. Buranın sadece yol, su, elektrik ya da yerleşim sorunu yok. Onun ötesinde sevdiklerini bulamayan buradan, ve evet, özür dileyerek söylüyorum. Mezar taşı bile olmayan binlerce insan evet. var. Bunun altını çizelim. Teşekkür ben ediyoruz. Ben konteyner istemiyorum, çadır istemiyorum, bir şey evde istemiyorum. Çocuklarımı bulsun. Evet. Bunları istiyorum sadece devletimizden. Peki. Teşekkür ederim. Geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Şimdi Tülay Hatimoğulları. Tülay Hatimoğulları bizimle birlikte. DEM Parti eş başkanı. Hoş geldiniz. Siz de Samandağlısınız değil mi? Hoş geldiniz. Şimdi... O kadar dolu ki Antakyalılar, görüyorsunuz işte bütün etrafımızda, herkese mikrofon uzatsak burada kaç kişi varsa hepsinden ayrı bir dert dinleyebiliriz. Ayrı bir sorun ve bu sorunlar öyle sıradan günlük hepimizin İstanbul'da, Ankara'da ya da büyük şehirlerde duyduğu dertlerden değil, çok bambaşka dertlerden, işte acılı bir babayı duyduk biraz önce. Şimdi Barış, başlamak ister misin? Siz Hataylısınız. Ve eminim sizin ailenizden, çevrenizden, çocukluğunuzdan, anılarınızdan pek çoğu da buradadır. Aradan bir yıl geçti. Aslında herkese sorduğumuz soru bu. Bir yıl sonra, birkaç dakika sonra bir yıl olacak. Bir yıl sonra ne değişti Hatay'da, ne gördünüz? Mikrofonu alırsanız. Ben size tutabilirim. Hiçbir şey değişmedi. Acılar daha büyük, daha derin. Biraz önce ben acılı babayı... Anneyi dinlerken aslında hiçbir şeyin değişmediğini ve acıların daha da katmerlendiğini görmüş olduk. Ben de konuşurken zorlanıyorum. Sizi de izledim biraz önce. Gerçekten bu programı yapmak o kadar kolay bir şey değil. Çok acı, çok zor. Ben ayrıca Halk TV'ye bu gösterdiği duyarlılık için, depremi unutturmadığı için, bütün Türkiye ve dünya kamuoyuna burada yaşanan sorunları aksettirdiği, yansıttığı için de ayrıca çok teşekkür ediyorum sizlere. Depremden sonra bir sene geçmiş olmasına rağmen, ki ben bugün de Maraş'taydım, aslında orada da gördüm, Pazarcık'ta da gördüm, hiçbir şey değişmedi. Sadece işte ben Samandağlıyım ve depremin olduğu ilk günden beri, sabahında yoktum ama hemen geldim Ankara'dan ve aylarca hiç çıkmadan, sadece parlamentoda konuşma yapmak üzere, bir günlüğüne ayrıldım ve aylarca burada kaldım ben. Ve başından beri hani insanlar diyordu ya devlet yoktu. Gerçekten devlet o gün de yoktu, bugün de yok. Ve bizim en büyük acımız bu kadar ölüme terk edilmiş olmamızdı o zamanlar. Biz arama kurtarma ekiplerine de katıldık. Onlara destek olmaya da çalıştık. Onların ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık. Su, yemek ihtiyaçlarını. İnanın buraya gelen belediyelerin arama kurtarma ekiplerinin ekiplerine destek bile sağlanmadı. Suları, yemekleri bile verilmedi. Onları bile depremzede yurttaş, vatandaş bir şekliyle gelen, dışarıdan gelen yardımlarla onları sağladık. Bugün parlamentoda çok sık ifade ettik. Burada ben sizlerin aracılığıyla yine bu kadar büyük acıyı elbette saatlerce konuşsak anlatabileceğimiz büyüklükte bir acı bu yani. Bitmez.